Merhaba, Halil Öztaraş'la Denizli Türklerin yeni bölümüyle yine birlikteyiz. Şimdi geçen bölümde Kemal Reis'ten yoksun Batı Akdeniz'de İspanya'da Müslümanlar açısından dozu gittikçe arttırılan işte baskıdan bahsetmiştik ve İspanya'nın da 1497 yılına itibaren Melilla'ya çıkarak ilk Kuzey Afrika'daki İspanyol garnizonunu kurduğundan bahsetmiştik. Neden? Meydan boş çünkü Kemal Reis yok. Doğu Akdeniz'de işte ve Venedik Savaşı'nın hazırlıklarını yapıyor o dönemde. Şimdi 1499 yılında yani Osmanlı donanması işte Venediklilerle savaş halindeyken ve Kemal Reis de orada tabii ki Francisco Jiménez de Cisneros adında işte bir Toledo kardinali ve Granada'ya gelip işte bölgede yaşayan Müslümanları isyana teşvik edecek derecede, yani isyan ettirecek derecede yoğun baskı altına alıyor. Neticede bir Engizisyon, İspanyol Engizisyonu ve bir işkence yanlısı kardinalin de büyük etkisiyle 1499-1502 yılında İspanya'da büyük bir Müslüman isyanı başlıyor. 3 yıl sürüyor. Tabii bu 3 yıllık isyan İspanya devletini bayağı bir meşgul ediyor ve 2. Ferdinand'a göre Müslümanlar 1492 anlaşmasını bozdular. Dolayısıyla artık 1492 anlaşmasına uymak zorunda değiliz mantığıyla hareket ederek yeni bir yasa çıkartıyor. 14 Şubat 1502 bu yasaya göre bütün Müslümanlar vaftiz edilecekler. İşte artık bundan sonra olayın rengi değişiyor. Ve aynı işte Maronnolar veya Conversolar gibi bunlar işte İspanyol Musevileri zorla Katolik yapılmışlar ama aslında onlar Museviliklerini devam ettiriyorlar. Kendilerini Katolikmiş gibi gösterip hayatta kalma mücadelesi içerisindeler ama yer altında da bir şey var. Katolik dünyasıyla böyle gizli bir mücadele var. Artık bunların arasına Moriskolar da katılacak. Moriskolar da şöyle yani göstermelik olarak vaftiz edilmeyi kabul edilen Müslümanlar, onlar da yer altında Müslümanlıklarını yaşayacaklar veya evlerinde gizlice Müslümanlıklarını yaşayacaklar ama ölmemek için İngilizisyon mahkemeleri tarafından işkencelerle öldürülmemek için kendilerini Katolik gibi gösterecek olan Moriskolar artık İspanya'da varlıklarını göstermeye başlayacak. Şimdi, tabii bir de bunu kabul etmeyenler var. Onların da acil tahliyesi gerekiyor. Yani 1503 yılında artık İspanya'da kendilerine yaşam alanı bulamayacaklarını düşünen Müslümanlar ve Morisko olmayı kabul etmeyen Müslümanlar için tekrar Osmanlı Devleti Kemal Reis'i aynı Malaga'da yaptığı gibi işte tahliye yapmak üzere Müslüman tahliyelerini yapmak üzere Batı Akdeniz'e göndermek durumunda kalıyor. 1503'te yine mazlumların koruyucusu Kemal Reis ve diğer Akıncı reisleri yine İspanya sahillerinde varlık gösteriyorlar. Bu kez işte çok gizli harekatlarla İspanya'da Kuzey Afrika'ya geçmeye çalışan Endülüs'lü Müslümanları Türk Akıncı reislerimiz kurtarıyorlar. Şimdi tekrar dönelim Doğu Akdeniz'e. Doğu Akdeniz'e ne var bu kez? Oruç Reis'ten bahsetmiştim size. Yani Midilli'nin saldırıya uğramasından sonra ve ticari mallarının yağmalanmasından sonra daha riskli hareket eden Oruç Reis
1503 yılında Trablusçam'a mal taşırken denizden Rodos Şövalyelerinin Our Lady of Conception adındaki büyük bir kadırgasına, baştarlı niteliğinde bir büyük bir kadırgasıyla karşılaşıyorlar ve kaçmak için ne kadar uğraşsalar da rampalanıyorlar ve yaşanan dev boyutlu çatışmada rampa muharebelerinde İlyas şehit düşüyor 1503 yılında. Oruç Reis ise Rodos şövalyelerine esir düşüyor. Artık 1503 yılından sonra Oruç Reis'in bir esaret dönemi var. Tabi Hızır Reis kardeşini kurtarmak için çok uğraşıyor. Yüksek fidye ödemeye hazır. İşte Bodrum'a geliyor. Bodrum'da Rodos Şövalyelerinin de bir kalesi var. Ağabeyi Rodos Adası'nda esir. Fakat fidye konusunda bir türlü şey yapamıyorlar, uzlaşamıyorlar. Yani ne kadar fidye ödemeye çalışsa da bu kabul edilmiyor. Bunu anlayan Oruç Reis, adadaki esaret döneminde Ceneviz kökenli tanınmış bir Rodos şövalyesi korsan var. Nicolas Centurione. Bu kişi, yani çok meşhur bir denizci Rodos şövalyeleri arasında. Fakat Kemal Reis'in Doğu Akdeniz'e gelişiyle beraber 1497-98 yıllarında bir bahar döneminde Osmanlı deniz nakliyatını tehdit ederken Kemal Reis tarafından esir edilmiş birisi ve bir iki yıl kadar İstanbul'da esir olarak tutuluyor. Fakat yani İstanbul'da esirlik böyle yabancı denizciler için dünyanın sonu değil. Çünkü İstanbul'da esirlere yapılan muamele hakikaten çok enteresan. Diğer ülkelere, diğer devletlerin esir düşen Müslümanlara yapılan muameleden çok çok farklı. Yani banyol deniliyor, banyodan geliyor. Bir kere esirlerin hijyenlerine çok dikkat ediliyor. Kalacak yerlere mesela haftada bir defa en az yıkanmaları zorunlu. Haftada bir gün izinliler. İşte kürekçi olarak çalıştırılmalarının dışında gemi inşa alanında, tersanelerde çalıştırılanlar var. Dini ibadetleri için çok hassas pazar günleri dini ibadet yapmalarına izin veriliyor. Ve çok ilginç, yani günde iki akçeye varan ücret karşılığı çalıştırılıyorlar. Yani çalıştırılan esirler yani hem yiyecek ve barınma ihtiyaçları, barınma dediğimiz hapishane aslında, yiyecek ihtiyaçları ve sağlık ihtiyaçları giderildikten sonra bir de ceplerine para konacak derecede insancıl şartlar altında İstanbul'da bir esaret hayatı. Tabii bu Santroğlu, Türkler Santroğlu diyorlar. Centurione'ye dilleri dönmediğinden muhtemelen Santroğlu diyorlar ve işte Kemal Reis'in esiri olarak İstanbul'a gelmiş. Bir iki yıl işte fidyesi ödendikten sonra, bir iki yıl sonra Rodos'a döndüğünde Oruç Reis'e temas kurduğunda Oruç Reis yani onun esiri olmak istediğini kendisine iletiyor ve bir ücret karşılığı onu esir alan Rodos şövalyelerinden satın almaya çalışıyor. Ancak Oruç Reis'in şöyle bir olayı var. Yani 1482 yılından beri deniz ticareti yapıyor Doğu Akdeniz'de ve Rodos şövalyeleri açıkçası Oruç Reis'in peşinde. Yani Oruç Reis bir akıncı reisi değil. Ticaretle uğraşıyor. Çok iyi denizci. Çok iyi denizci. Ve çok uğraştırmış Rodos şövalyelerini ve
hazır ele geçirmişken onu bırakmak istemiyorlar. Yani hiçbir zaman özgür bırakılmayacak esir statüsüne alınıyor ve Santoro ne kadar uğraşsa da ona satmadıkları için uzun süre, yani 1-2,5 yıl kadar denizlerde forsalık yaptırıyorlar Oruç Reis'i. Tabii Oruç Reis, yani 1503-1504 yılına kadar evet çok iyi denizci, deniz ticaretini çok iyi biliyor, çok iyi gemi idare ediyor ama korsanlık konusunda tecrübesi yok. İşte o kürek çekerken korsanlık konusunda Akdeniz'in bir numaralı denizcileri olan Rodos şövalyelerinden bir Oruç Reis, Barbaros Oruç Reis çok şey öğreniyor. Orada korsanlığı öğreniyor kürek çekerken. Hangi taktikler takip ediliyor, neler yapılması lazım, nelere dikkat edilmesi lazım. Onları hepsini tek tek yerinde uygulama olarak gözlüyor. Yani kürek çekiyor. Kürek çekerken neler yapılması gerektiğini çok iyi bir şekilde öğreniyor. Şimdi ama tabii şunun da farkında, asla serbest bırakılmayacak. Fidyesi ödense bile asla serbest kalamayacak pozisyonda. Dolayısıyla tek bir seçeneği var, kaçmak. Şimdi Barbaroslar hayatları boyunca bazı istisnai cezalar dışında, ceza verdikleri kısa süre cezalar dışında hiçbir zaman force kullanmadılar. Yani bu dönemin de etkisiyle, yani force olarak Oruç Reis'in kullanıldığı dönemin etkisiyle hiçbir zaman force kullanmadılar ve 1506 yılında Oruç Reis'in, Barbaros Oruç Reis'in Antalya'da bir kaçış öyküsü var. Şimdi Şehzade Korkut önceden işte 1501 yılında Saruhan, yani Manisa valisiydi. Daha sonra Teke valiliğine getirildi. Antalya valisi oldu. Antalya ve Isparta valisi oldu. Şehzade Korkut'un Rodos şövalyeleriyle bir irtibatı vardı. Dostça bir irtibat aslında. Yani resmi dostça irtibat. Yani şöyle yapıyordu. Rodos şövalyelerinin elindeki esirlerden 100 tanesini satın alıp serbest bırakıyordu, azat ediyordu. Yani Müslüman esirler bunlar. Onları elinden kurtarmak için bir özel bir teması vardı. Yine Şehzade Korkut 1506 yılında 100 Müslüman esiri fidyesini ödeyerek işte istemiş. Tabii o dönemde esirlerin nakliyatı, eğer esir sayısı 30'u geçiyorsa satıcıya ait. Dolayısıyla bunlardan 60 tanesi Foça'ya götürülürken 40 tanesi de, esirlerden 40'ı da Antalya'ya getirilmek üzere Meis'te Antalya arasındaki bir noktaya getiriliyor. Denizde demirliyor. Meis'te Antalya arasına ve işte sandallarla kıyıya taşınıyorlar. Bu arada Oruç Reis şeyde kadırgada zincirli bir vaziyette. İşte Rodos şövalyelerinin işte denizcilerinin büyük bir kısmı karadayken ve esir teslimatını yaparken büyük bir fırtınayla karşılaşılıyor. Bu fırtına nedeniyle gemiye dönemiyorlar. İşte böyle bir güvenlik zafiyetinin olduğu böyle bir anda Oruç Reis gevşemiş olan zincirinden kurtulmayı başarıyor ve yüzerek Antalya'ya kaçıyor artık. Bundan sonra Oruç Reis, Barbaros Oruç Reis 3 yıllık bir esaret döneminden sonra ve çok iyi denizci ve korsanlığı da gözleyerek, iyi bir gözlem yaparak Rodos şövalyelerinden öğrenmiş bir durumda Antalya kıyılarına yüzerek ulaşmayı başarıyor ve Şehzade Korkut'la irtibatını kuruyor. Artık bundan sonra
Şehzade Korkut'un desteklediği denizci Türk denizcilerden bir tanesi olarak tarih sayfasında yer almaya başlayacak ve gittikçe kendini geliştirerek ikinci nesil Türk Akıncı Reisi'nin daha adaylık döneminde bundan sonraki kısımları, yani Barbaros kardeşlerin artık yavaş yavaş Türk denizciliğine vereceği katkıları önümüzdeki bölümlerde değinmek üzere. Hoşça kalın.